Anlayayım sadece kızcağız. Sayın Valim, şehrimizin kıymetlileri, efendim, bugün sizlerle bir arada bulmanın hem gururluğunu hem de mutluluğunu beraber yaşıyoruz. Evet, hepimiz birer babayız. Babalar gününüzü canı gönülden kutluyorum. Lakin herkese nasip olmayan yüceler yücesi sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onlar benim en yakınımdakilerdir. Onlar beni en iyi anlayanlar, onlar beni en iyi duyanlar diye hitap ettiği delikanlıların babasısınız. Biliyorsunuz onlara öldü demeyiniz, onlar diridirler buyuruyorlar. Ben ise olayı şöyle değerlendiriyorum. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında aynen böyle Sayın Valimizin yanındaki korumaları gibidir. En yakininde olanlar ve Peygamber Efendimiz'i en iyi anlayanlar, mesajını en iyi verecek olanlar ve de ahirette bize şefaat edecek olanlardır. Ne mutlu size. Acıyı bir kenara bıraktıktan sonra ebedi hayatta, efendim, uzun süren bir hayatta biz onların şefaatine ihtiyacımız var. Evet, şair şöyle ifade ediyor. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir demektir. Kahramanlık saldırıp geri dönmemektir. Sızlasa da gönüller, düşenlerin yasından koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içeri acı ölüm tasından ileriye atılıp ve sonra geri dönmemektir. Yırtıcılar az yaşar, uzun sürmez doğanlık. Her ışığın ağzında gizlidir bir karanlık. Atsız şanssız olsa da en büyük kahramanlık göz kırpmadan saldırıp bir daha geri dönmemektir. Evet. Yine tabi evlatsızlık ve babasızlık adına da şöyle bir şey söylüyor Üstad Necip Fazıl. Babasız kalmak, savaşın ortasında komutansız kalmak gibidir. Ama onlar büyük komutanın yanında oldular lakin. Evet, bugün Babalar Günü adına yine Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki, babana saygılı ol ki oğlun da sana saygılı olsun. Ve günün adısına sizleri fazla yormamak adına bir beyit de bitireceğim. Burluk tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir yula hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş şehit. Gökten ecdat inerek öpse de opa kanının derdine yer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları gibi ancak bu kadar şanlıydı. Sana der vermeyecek makbeli kimler yazsın. Sana görelim seni tarihe desem, gömelim seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit babası, isteme bizden makbel. Çünkü açmış avucunu, senin oğlunu almış yanına Şanlı Peygamber. Hepinize saygılarımla.